bulunduğun yerde dur, kıpırdama. Yazıyor, büyük kasa soygununu yazıyor, yazıyor, kasa soygununu yazıyor, yazıyor. Hem de polis tarafından aranan eski bir gangstermiş. Kızımı nasıl bir hayduta vermişim yarabbi. Benim zavallı yavrum. Sus! Zavallı deme! Haydut, zavallı! Başka laf çıkmıyor ağzından! Sizce bir haydut olabilir ama benim kocam! Çalınan da bizim çocuğumuz! Onun haydut olmasına bir türlü inanamıyorum. Gidip onu görmem lazım anne. Bu halinle nasıl gidersin yavrucuğum? Giderim anne. Bütün bunların neden olduğunu öğrenmem lazım. Bunların olmasındaki sebepleri öğrenmeliyim anne. İşte beyim, geldin. Merhaba. Merhaba. Ben emniyetten komiser Talat. Memnun oldum, hoş geldiniz. Bugünkü gazeteleri okumuşsunuzdur herhalde. Evet, maalesef duyduk komiser bey. Biz babasının işlemiş olduğu suçla çocuğun kaçırılması arasında bir münasebetin var olduğunu sanıyoruz. Karınızın ve kızınızın ifadelerine göre adamları görünce tanıyacaklarını söylemişler. Zannediyoruz ki bu adamları Kemal de tanıyor. Fakat onları ele vermekten çekindiği bir şey olsa gerek. Yani eskiye dayanan bir mesele. Biz şimdi kızınızla Kemal'in müşterek bir ifadesini almak istiyoruz. Bunun için de kızınızın Kemal'le bir ön konuşma yapmasını daha münasip bulduk. Buyurun. Buyurun. Kemal! Nermin! Çocuğu getirdiler mi? Biliyor muydu? Evet, biliyordu. Madem biliyordun da neden mani olmadın onlara? Burada olmamın sebebi işte o. Nasıl? Çocuğumuzu kurtarmak için yaptım bunu. Sen ne diyorsun Kemal? Oğlum için bu hallere düştüm derken onu hala getirmediklerinden haberim bile yok. Getirmediler mi? Kemal, kim bu adamlar söyle bana. Söyle de polis yakalasın onları. Yalvarırım söyle ne olur. Söyleyemem Nermin. Eğer söyleyecek olursam hem çocuğumuzu hem de seni öldürürler. Yani anlayacağın, şimdiden onları ihbar etmeyelim diye çocuğu ellerinde tutuyorlar. Hadi git şimdi. Belli olmaz. Belki de şu anda çocuğu getirmişlerdir. Kemal! Hadi git, yalvarırım konuşma. Git artık, daha fazla dayanamayacağım. Burada bir kötülük yapmamı istemiyorsan git, ne olur git! Durma, durma! Bu çok kötü işte. Serseri herif! Bir çocuğa bakamadınız. Onu bu gece gizlice evine bırakacaksınız. Dikkat edin! Polis evi kontrol altına almış olabilir. Hadi! Siz daire arkadaşlarınla devamlı kavga ederek hadise çıkardığından Edirne cezaevine sürgününe karar verilmiştir.
Evet Kemal, devamlı hadise çıkardığından dolayı senin Edirne'ye sürgününe karar verildi.